Buyurun yüzbaşım. Arkadaşım sizi refakat edecek. Geçebilirsiniz. Yüzbaşım bu taraftan. Komutanla görüşecektim. Kendisi toplantı salonunda. Belirli alanlar dışında giriş çıkışlar kesinlikle yasak yüzbaşım. Bir notunuz varsa görevli arkadaşlar notunuzu içeri iletecekler. Lavaboyu kullanabiliyor muyum peki? Tabii ki. Ama orada da size eşlik etmem gerekecek. Kusura bakmayın. Buyurun. Adın ne kardeşim? Anlamadım. Oktay, uyandığında bana hak vereceksin. Sayın konuklar, değerli katılımcılar. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Kurultay Askeri Ateşçisi sıfatıyla Albay İbrahim Kopuz'u arz ediyorum. Sayın konuklar, Türk dünyasının değerli yüzleri, sayın delegeler ve hükümet ve topluluk temsilcileri. Biz bugün burada bir ilk adım atıyoruz. Bu adım yüzyılların rüyasıdır. Bizden önce kuşaklar boyunca görülen bir düşü gerçek kılmak, büyük Türk birliğinin ilk adımlarını atmak üzere yola çıkıyoruz. Bu adımın kutlu olmasını dilerim. Tabii Türk ulusunun hizmetindeki bir asker olarak kuşkusuz bu adımın beni en çok heyecanlandıran bölümü bugün temellerini attığımız Türk dünyası ortak müdahale gücüdür. Bu aslında Mete Han'dan bu yana gelen bir mirasın dirilişi, ortak bir büyük Türk ordusuna geçişin ilk adımıdır. Kuşkusuz önümüzde büyük zorluklar, büyük engeller var. Ama yarın sabah Ankara'da eğitime başlayacak olan küçük askeri birlik, bizim bugün burada yazdığımız tarihin ilk cümlesi olacaktır. Bu aynı zamanda Mete Hanların, Bilge Kağanların, Alparslanların, Fatihlerin, Osman Baturların, Rauf Denktaşların, Sadık Ahmetlerin, Gaz Fıralı İsmail Beylerin ve Mustafa Kemal Atatürklerin gördüğü büyük düşün gerçek olmaya başlamasıdır. Çok çalışmamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Biz Türk ulusunun yüzyıllardan beri süregelen komutanım.
altınızda tahribat gücü çok kuvvetli bir patlayıcı var. 2 dakika içerisinde orada olmak zorundayım. Ne güvenliğe ne de bomba imha ekibine vaktimiz yok. O bombayı bir tek ben bulabilirim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Harekete geçiyorum. Arz ederim. Evlat dur. Komutanım. Evimin güneybatı kısmında yaklaşık 35 metre yükseklikte ve 300 metre mesafede bir keskin nişancı konuşlandırılmış durumda. Ben gerekeni yapacağım. Siz de eğer yapabilirseniz lütfen annemi ve kardeşimi kurtarın. Eğer yapamazsanız da buradaki çalışmamızı lütfen bölmeyin. Komutanım, bana hakkınızı helal edin. Büyük Türk milleti var olsun. Vatan sağ olsun. Zeynep. Emredin komutanım. Denilebilir ki Türkler bunca şeyle uğraşırken bunu nasıl başaracaklar? Hiç kimse bundan kuşku duymasın. Bizler bunu muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulan, sütü temiz, alnı temiz, vicdanı ve irfanı temiz Türk çocuklarıyla başaracağız. Onların özverisiyle, aşkıyla, onların tutkusuyla, yüreğiyle başaracağız. Yolumuz uzun ve çetin. Ama Tanrı'ya yemin olsun, mutlaka başaracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.